Clash of Clans videosuyla sizlerin karşısındayım. Elimden geldiğince kısa bir video ortaya çıkarmaya çalışacağım. Merak etmeyin. Yeni ay yılı mücadelesi geldi ve inanılmaz keyifli olarak inanılmaz da kolay tavşan şeklinde bir mücadelemiz var. Hava patlatıcıların yeri bize nereden saldırmamızla ilgili ipucular veriyor. İki tanesi aşağıya, bir tanesi sağ tarafa bakıyor gördüğünüz üzere. Yani diyor ki benim arkamdan saldır. O sebeple okçu kraliçeyi sol kanattan bırakıyorum dostlar. Orada rakip okçu kraliçeyi bir an önce indirmemiz gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz ki tazı balon saldırısının en önemli unsuru defanstaki okçu kraliçedir. Şimdi kraliçemi yolculuğuna başlattım. İki tane duvar kırıcımı kullandım gördüğünüz üzere. Bir tane de valkür önden gönderdim içerideki tuzağı aktif etsin diye. Ardından kraliçem yolculuğuna başladı. İçeri doğru adım attığında öfkeyle kuvvetlendiriyorum onu. Alt kanattan tavşanın sol ayağından barbar kralı ve tavşanın göbeceğinden bir tane balon bırakıyorum ki aşağıdaki zehir kulesi aktifleşsin dostlar. Kraliçem ilerleyişine devam ediyor. Çoklu cehennemin menziline girdi. Şifacıları gördüğünüz üzere onların canını doldurmak istiyorum ve şifa büyüsünü de üzerlerine bırakıyorum. Ardından gördüğünüz üzere barbar kral aşağıda can çekişiyor. Ona duvar kırıcı bıraktıktan sonra kraliçeme geri dönüyorum dostlar. Kraliçem içeri girdiği vakitte bir tane daha öfke büyüsü kullanacağım. Şurada evet bir öfke büyüsü daha kullandım. Rakip şampiyonla karşılaşacağı için ölmesini istemedim. Bir tık daha erken atabilirdim belki öfke büyüsünü. Siz onu ayarlarsınız. Sağ kanatta gördüğünüz üzere Tesla'larımız var. O Tesla'lar üzerine bir tane balon bıraktım. Ardından oraya birkaç tane daha balon bırakacağım. Gördüğünüz üzere Tesla'ları aradan çıkartıyorum. Kraliçem ilerleyişine devam ediyor dostlar. Son anlara doğru artık gördüğünüz üzere düzen etrafındaki Tesla'larımız aktifleşti. Lan tazalarım var elimde. Bir tanesini hava patlatıcının arkasından, bir tanesini de yan tarafından bırakıyorum. Hava patlatıcının menziline sokmuyorum gördüğünüz üzere. Onlar ilerleyişine devam edip patladığında kasırga tuzağı aktifleşiyor. Kasırga tuzağının aktifleşmesinin ardından ona balon atacağım. Ama şimdi kraliçeme tekrar döndüm. Ona bir öfke büyüsü atmam lazım. Aşağıdaki tuzaklar inanılmaz fazla. Zaten düzende önemli olan şu an burada savunmalar değil. O kadar çok tuzak çıkıyor ki kraliçeyi onlardan koruyarak yürütmeniz lazım. Şimdi balonlarımı bıraktım. Hepsini birer birer değil, tek bir grup halinde tek bir grup halinde de değil, üçer üçer bıraktım ve tek bir bölgeden üçer üçer spamlayarak bu şekilde sol kanattan böyle temizleyerek ilerlettim gördüğünüz üzere. Şu anda da oradaki cehennem kulelerinin hepsi indi. Tesla'larımız indi. Artık ben de düzen etrafındaki Tesla'lara balon bırakarak işleri hızlandırıyorum dostlar. Yapmasam bile olur. Balonların 10 tanesine yakın elimde kalmıştı görüyorsunuz. Yapmasam bile olurdu. Ama işleri hızlandırmak istedim. Elimde 2 tane balonum artarak bu saldırıyı sonlandırdım dostlar. İnşallah sizlerin üçlemesine yardımcı olabilmişimdir. Ve inşallah videoyu izlerken keyif almışsınızdır dostlar. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorumlarda bol bol yorum bırakarak bana destek olmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın dostlarım. Bu sözlerin devamında ufak bir özet geçerek saldırıyı özetleyeceğim. Eğer anlattığım kısımda anlayamadıysanız bu kısmı bekleyebilirsiniz dostlar. Ben Buse'v. Sıradaki videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın dostlarım. Hoşçakalın. Detaylı bir biçimde saldırıya başlamadan evvel tane tane anlatacağım dostlar. Düzenimize baktığımız zaman hava patlatıcıların aşağıya baktığını görüyorsunuz. Bir tanesinde sağ tarafa doğru baktığını, yani düzen bize nereden saldırmamızla ilgili ip uçları veriyor dostlar. Bu etapta bu kanattan okçu kraliçeye göndereceksiniz ki burada hemen giriş kısmında okçu kraliçeyi ve burayı temizlesin. Zaten büyük olasılıkla buraya balonlarınızın gelmesine gerek bile kalmadan sadece okçu kraliçeyle indireceğiniz bir bölge olacak bu. Sonrasında belki destekleyeceğimiz kısma geliriz. Son 10 balonum kalmıştı benim biliyorsunuz ki. Bu balonları birer birer bu taraflara atarak okçu kraliçeyi desteklemiştim. Bu kısımda Tesla'lar var ama buraya öyle balon yığmanıza gerek yok. Bir tane balon bıraktığınızda zaten bir sürü Tesla iniyor. Çünkü hepsi dip dibe, zaten hiç olmadı. Bir tane balon iki Tesla'yı aynı anda indiriyor. O yüzden buraya 2-3 tane balon harcasanız kafidir. Üst kısma baktığımız zaman elimizdeki balonların asıl iş yapacağı yer burası. Lav tazılarını bıraktıktan sonra kasırga tuzağı aktifleşecek. Kasırga tuzağının aktifleşmesinin ardından buraya balonlarımızı bırakarak buraya indireceğiz. Büyük oranda balonlarımızın harcanacağı yer burası. Yani aslında kraliçemizin indireceği bölge, büyük oranda söylüyorum. Bir iki tane balonu saymıyorum. Kraliçemizin üstüne düşen bölge tavşanımızın göbeği ve balonlarımız üstüne düşen bölgede büyük oranda buradaki cehennem kuleleri. Şimdiden kolay gelsin dostlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.